Sincaplar hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela ben sincapların ağaçtan ağaca koşturup durmasını ve birbirleriyle oyunlar oynamasını izlemekten asla sıkılmam. Ama asla benim onlara fazla yaklaşmama izin vermezler. Bu yüzden bugün size anlatacağım olay oldukça ilginç. Bir sincap bebeğine yardım etmesi için bir adama yalvardı. İlk bakışta bu hikaye size uydurmaymış gibi gelebilir. Ama öyle olmadığına garanti veririm. Eğer olayın resmini görmemiş olsaydım, ben de buna pek inanmazdım. Hikayenin ana kahramanı Mikuel telefonuyla bu olayın resmini çekti. İlk başta sincabın neden ısrarla etrafında döndüğünü ve kendisini takip ettiğini anlayamamış. Sincabın aç olduğunu ve yemek istediğini ya da yalnızca kendisiyle tanışmak istediğini düşünmüş. Ama bir süre sonra sincabın yardım istediği apaçık belli olmuş. Şimdi en başa dönelim. Bir adam parkta dolanırken bir sincap ağaçtan atlayıp hemen adamın yanına koştu ve etrafında dönmeye başladı. Sincapların insanlara oldukça temkinli yaklaştığını bilen adam bunu çok garip buldu. Mikael bu sincabın kendisinden ne istediğini anlamaya çalıştı. Sincap kendisine bir şey demeye çalışıyor gibiydi. Ama ne demek istediğini bir türlü anlayamıyordu. Sincabın ne yapacağını görmek için Mikael olduğu yerde durdu. Sincap Mikael'i yakınlardaki kocaman çınar ağacına götürdü. Bu işin sorunun nereye gideceğini merak eden Mikael sincabı takip etti. Ağacın gölgesinde bacağı yaralı ve hareket edemeyen bir sincap vardı. Çalılardan kendisini izleyen kediye karşı kendini savunma şansı yoktu. Bunu gören Mikael her şeyi anladı. Sincap kendisinden yavrusuna yardım etmesini istiyordu. Kedi sakince saldırmak için doğru anı bekliyordu. Sincap da kendi başına yavrusunu savunamayacağını bildiğinden gidip Mikael'den yardım istemişti. Hayvanların kendi yavrularını korumak için kendilerinden en beklenmeyecek şeyleri bile yapmaları çok ilginçtir. Ne kadar zeki olsa da konuşamayan bu sincap, Mikael'e her şeyi anlatmayı başarmıştı. Mikael kediyi korkuttu ve yaralı sincap için de hayvan kurtarma ekiplerine haber verdi. Onlar da yaralı sincabı muayene edip onu güvenli bir yere götürdüler. Mikael bu minik aileye yardımcı olabildiği için çok mutluydu. Artık parkta gezinirken gördüğü her sincabın zamanında kurtardığı o sincap olabileceğini düşünüp mutlu oluyor. Bu tüylü hayvanlarla ilgili başka bir olay da Almanya'da yaşandı. Bir adam polise kendisini bir sincabın takip ettiği ihbarında bulundu. Sincabın kendisinden ne istediğini anlayamamıştı. Karlsruhe şehrinde yaşayan adam sincabın kendisini neden takip ettiğini anlayamamıştı. Polis ekipleri adamın yanına gelene kadar da sincap çoktan uyuyakalmıştı. Görünüşe göre bu sincap henüz çok gençmiş ve annesini kaybetmiş. Uzmanların dediğine göre bu durumdaki sincaplar kaybettikleri annelerinin yerini doldurmak için bir insanı bile kullanabilirmiş. Hayvan kurtarma merkezindekiler bu sincabın adını Carl Fredrik koydu. Hayvanlar bizi hiç beklemediğimiz açılardan şaşırtabilir. Onları izlemesi oldukça eğlencelidir ve bazen hayvanlar bize bir ders bile verebilir.